Tuş Kedi YouTube kanalımıza hoş geldiniz sayın seyirciler. Bugün bomba gibi bir konuk ağırlıyoruz. Kim mi? Aydan be. Yıldız, yıldız. Kadın gibi kadın. Aydan, yıldız. Aydan hoş geldin. Hoş geldin. Hoş bulduk, hoş bulduk. Ama bu ne güzellik. Yok canım. Nasıl yakıştırmışsın o tişörtü? Evet, Aydan. Ne tişörtü o? He, Aydan. Bugs Bunny. Bugs Bunny ya, işte evet, değil mi? Çizim. Yıllarca biz de giydik onu. Bu kadın anlıyor, tişörtten de anlıyor, pantoldan da anlıyor. Hayır abi, o her şeyden anlıyor. Hayır pantol. Ya, pantol yazmıyor. Pantol. Pantoldan anlıyor. Pantolon. Ya pantolon olay biliyor musun? Pantolon. Çizgi film sevmeyen insan aslında dünyaya bakışı çok farklıdır. Bak dikkat edin. Sen çizgi film sevmek önemli olan. Hayır, ben çok severim. O şimdi mesela yeni nesil çocuklar bakıyorsun işte çizgi filmle çok büyümüyorlar ya. Maalesef. Bir de yeni maalesef. Çizgi filmler bizim zamanımızdaki gibi değil işte. O Bugs Bunny'ler, Tom ve Jerry'ler. Aynen. Şu anda Tasmanya canavarları film gibi oldu. Evet zaten. Yani. Doktor Gadget vardı. Evet Gadget vardı. Abi, aynen ya. Vardı ya. Çok iyiydi yani. O yüzden ben çok keyif alıyorum. Yani çizgi film kahramanları falan çok seviyorum. Peki ama böyle çizgi film izlersin, belgesellerle aranmasındır ya da başka çok çocuk. İyi. En son hatta dün gece seyrettim. Ne izledin? Hollanda'daki bu büyük seralar, gül yetiştirilen çok önemli dünyanın en büyük seraları orada. 72 saatte bir de oradan gülleri kesip dünyanın her yerine 48 saat içinde teslim edilmesi muhteşem, gerekiyormuş. Muhteşem. Ki ölmesin diye güller. Biliyorsun Hollanda gülleri çok meşhur. Daha dün akşam onu seyrettim. Lale de çok meşhur. Sen peki en çok hangi çiçeği seversin? Böyle hediye geldiği zaman. Şimdi genelde biz sahneye çıkıyoruz ya hep gül, orkide falan gelir ama ben en çok papatya severim. Bir şey söyleyeceğim. Hiç papatya yollayan oldu mu ya? Güzel gerçekten şey. Bak. Papatya yollayan oldu mu? Çok uzun yıllar önce müzisyen bir arkadaşım papatya yollamıştı ve çok sevinmiştim. Zaten o günden sonra da zaten müzisyen arkadaştan başkası da yollamadı. Belli zaten ya. Kibar adam. Çok müzisyenler kibar. Sen papatya. Sana hiç yolladılar mı? Bana lale. Tabii lale her gün mi? Ona yolladılar. Lale. Barış Kıvılcım'ı yolladı. Ne lalesi yolladı. Sana en son ne zaman çiçek geldi? Bir doğum gününde mi? Ne zaman? Bana en son ne zaman çiçek geldi? Bana doğum günümde geldi. Eski yönetmenim, canım yönetmenim. Hatta sizle de çalıştı Uçan Kuş TV'de. Derya Aslan yolladı. Oo, Derya. Evet, çok güzel. Derya yolladı. Hiç böyle isimsiz çiçek geldi mi ya? Böyle şüphelendin mi böyle acaba çok kim falan diye? Şüpheleniyorsun ama yani. X-Men şey yazmış. Düşünsene. Şifre yazar gibi şey var mı? Bugs Bunny falan. Yok yani öyle şüphelenme hani açıkçası şu mudur bu mudur falan diye düşünmüyorum ama mesela sahnede çok geliyor öyle isimsiz çiçekler ya oluyor. Ya Aydan bir de güzel kadınsın ha yani sonuçta sana yok ciddi söylüyorum bak güzel kadınsın bir de yani sana çiçek gelmesin de aha benim gibi bir tipsize mi gelsin diye düşünüyorum bazen. Ama yani sen de güzel adamsın. Hakikaten. Sen de kendi çapında bir güzel. Tipsize de hakkı ver. Tipsize de hakkı ver. Şimdi bunu itiraf edelim. Ya tipsize de hakkı ver. Ya Aydan'a ben sana şutuyorum. Aydan'a çelenk bile yollanıyor yani düşün. Niye oğlum? Niye yollamadı? Bir dakika bu zamana kadar niye yollamadı? Biz her zaman yolladık Aydan'a. Ne kapıdan zaman? G'ye çevirdik. İşte o isimsiz çelenkler. Evet. Ya var ya. Evet. Gerçekten. Ya ondan geldi o çelenk. Aydan'cığım yıllarca çelenk yolladık da kıymetiniz bilir. Ya ben şu an ne kadar üzüldüm ya. Yeleğimi terk ediyorum ya. Bağla yeşil. Adam lale seviyormuş hiç karşılık vermiyor. Bağla yeşil çaba bağla. Hiçbir gün valla çok üzgünüm şu an. Bize lale yolluyorlar diyorum anlamadım. O zaman lale de çocuk. Ki şundan da mı hiç çıkarmadın? Ufuk'un hiç telefon sesini dinledin mi? Yok. Senin şarkıların? Evet. Ben arayınca başka şarkı çalıyor. Başkası arayınca başka. Herkes de farklı çalıyor değil mi? Bu kimdi ya? Ben Cezayir'deki konserini hiçbir zaman unutmam seni. Tabii dün yükledim. Ya hiç unutma ya. Hiç unutma. Babamıza fırsat da vermiyorsun. Hiç, aynen öyle. Ben oradaki... Sen hangi konserde yolladın çeleniği? Ha? Cezayir konserinde. Cezayir konserinde. Hem de uçağın kablosunu tuttum. Hiçbir masraftan kaçınmadın ha. Şimdi orası çok kalabalıktı ya. Çiçek de çok geldi. Ben fark edemedim. Çok özür dilerim. Çok affedersin. O benim çiçekliğim. 3 yıllık bir gecikmeyle bir teşekkür ederim. Evet bir teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Bu çiçekler solmadı abi. Ama bak tekil mi? Çok teşekkür ederim. Niye öyle teşekkür ama hiç böyle şey olmadı ki. Biraz. Hiç öyle bir dakika. Ben burada araya girmek zorundayım. Ne güzel övdü seni. Güzel kadınsın dedi. Seksi kadınsın dedi. Ama senin teşekkürün. Bu mudur değil mi? Olmadı ya. Ta Allah yani, da beni kahvedeydin. Işıkları kırmızı yapalım. Kırmızı. Ben bir teşekkür daha. Lütfen. Ufukcuğum. Ahmet Çakar gibi hikayeyi başla. Ufuk. Efendim. Şimdi evet. Söylemek istediğim bir şey olmuş. Olmuş. Bir şey ama olmuş. Ne olmuş? Ama ne olmuş? Ne olmuş sizce? Şimdi sen bana çiçek yolladın ya. Yolladın ya. Olmaya başladı. O olan şeyi... Ama.
O yolladığım şey ne oldu? Ben senin yollama ihtimalini sevdim. Gülüm. Güzel. Ama geldi çiçek. Geldi. Geldi. Orada bir şeyler olmuş olabilir mi? Bir şey olmamış işte. 3 yıl geçmiş. Bugün kadarıyla. Ben şimdi de Mars'a gidecek bir araç yapılıyor. Diyelim. Evet. Gerçekten yapılıyor da. Diyelim ki senin ismin var. Hı-hı. Gider misin? Ya bu çok iddialı bir şey. Ya da aya, yani gezegen dışına. Şimdi ben uçak... Herkesten kurtuluyorsun kız. Şimdi benim uçak fobim var aslında. Şöyle söyleyeyim. Uçağa bile çok böyle zor binenlerdenim. Yani hakikaten binerken böyle dualar, sakinleştiriciler falan öyle biniyorum uçağa. Ankara'ya bile gitsem öyle yani benim için. Dolayısıyla hani Mars'a gitmek falan, aya gitmek çok iddialı geliyor şu anda. Herhalde yapamam öyle ya bir şey. Ya Mars'ta mangal yani. Başka olur be. Ya, ya Ufuk daha önce gitti. Tabii, yaptı gitti. Orada mangalı. Daha başka olacağını da tespit etti. Tabii. Orada bir de duman altı da olmuyorsun. Açık evren. Seni ya. Duman altı yok ya. Böyle bağırıyorsun falan. Bir de mesela düşsene kız arkadaşıyla gitse şu cümleyi rahatlıkla kurabilir. Buralar hep benim. Evet. Buralar hep benim. Aldım hep seni. Aynen. Bizim dede bu almıştı da. Ya o değildi. Bir şey söyleyeyim mi? Şimdi hani bunlar çok böyle ciddi muhabbetler ama enteresan bir şey oldu. Dün dedim ya sana belgesel izliyorum. Aha. Ben bu arada şöyle bir adetim var. Hani herkeste şey durumu var ya. Ben bir şey izlemiyorum. Belgesel izliyorum sadece. Ben öyle değil. Ben gece yatarken, uyurken, yani uyumadan bir saat evvel televizyonu açıp belgesel izleyerek uyumayı çok seviyorum. Çok güzel. Ve bu benim hayatımda yani yaklaşık 10 yıldır böyle. Bunu çok samimi söylüyorum. Ama hangi belgeselleri izliyorsun? Her şeyi. Aslanlar... Hayır. Her şeyi izliyorum. Mesela Evrenin Yaratılış belgeselleri var. Uçak belgeselleri. Yeraltı belgeselleri var. Uçak belgeselleri. Dediğim gibi mesela çiçek belgeselleri filan. İşte hayvanlarla ilgili de var. Yani hepsini izliyorum. Açıkçası. Fark etmiyor işte. Gerçekten fark etmiyor ve hakikaten çok bilgileniyorsun. Yani yoga niyetine mi geçiyorsun sen de? Hem öyle hem de ya bir saatini ayırıyorsun aslında gece uyumadan evvel. Hı-hı. Ve onunla uyuyorsun terapi gibi. Bir şey birçok konuda da bilgilenmiş oluyorsun. Yani mutlaka. Hakikaten önemli bir şey bu. Peki çok rüya görür müsün? Görürüm ama çok hatırlamam. Hı-hı. Hatırladıklarım ender oluyor. Fakat şöyle bir şey ilgimi çekti. Ben yıllar önce bir kitap okumuştum Ufuk. İsmi ne? Andromeda'dan Gelen Yıldız diye bir kitap okumuştum. Ve bu kitapta şu anlatılıyordu. Yazarı kim? Yazarını hatırlamıyorum ama yazarı çok önemli değil de neden? Gazeteci bir beyefendi yazıyor bunu. Fakat NASA'da çalışan bir bilim adamı, bir bilim adamının iddiaları bunlar. Diyor ki benimle bir uzaylı bağlantıya geçti ve Andromeda'dan geldiği iddia ediliyor. O uzaylının isminin Lia olduğu söyleniyor kadın görünümünde. Ve bu profesör 80'li yıllarda, 86 yılında, yıllar önce okuduğum kitabı anlatıyorum şu anda çok özet. Ne güzel ama yani. 86 yılında bu profesör bir anda, bak NASA'da bilim adamı bu adam, bir anda ortadan kayboluyor. Bir anda ama. Çocukları var, eşi var. Ne ölüsü ne dirisi bulunamıyor. Hala yok bu adamın. Ve bunu arkadaşına, gazeteci arkadaşına anılarını aktarıyor yazsın diye. Bu adam kaybolduktan sonra gazeteci arkadaşı çıkarıyor bu kitabı. Dün akşam bir belgesel izliyorum. Çok enteresan bir şekilde işte Evrenin Yaratılışı'yla ilgili bir belgeseldi. Andromeda Yıldızı'yla ilgili NASA... Bak ben bu kitabı 13 sene önce filan okudum. 13 yıl önce okudum. 13 sene sonra NASA'dan şöyle bir şey duydum o belgeselde. Andromeda Yıldızı'nda hayat olabilir. Yıldızı. Dün akşam, evet, Andromeda Yıldızı'nda hayat olabilir diye NASA bir açıklama yapıyor. Demek ben ki 13 dün akşam, yıl önce görmüş o gazeteci abimiz. Şimdi şöyle, hani benim demek istediğim burada hayat vardır, yoktur, uzaylıya inanıyordur, inanmıyordur, UFO vardır, yoktur. Bunlar çok hani bence, kişiye özel ama şeyler. Ama gazeteci abimiz hayatın olduğunu anlatmış o kitapta. Yani. Zaten bilim adamı diyor ki evet var Andromeda Yıldızı'nda hayat var, bu kadın benimle geldi, bağlantı geçti diyor. Gazeteci bunları yazıyor. İşte. Sonra adam kayboluyor. Tabii gazeteci onu görmüyor aslında. Görmüyor. Başkasının hikayesini. Aynen yapıyor. Öyle. 2,5 milyon yıl bizden uzakta bir yıldızdan bahsediyoruz bu arada. Bak 2,5 milyon yıl. Yani bu ne demek ya? Çok enteresan yani böyle bir bilgi. En yakın yıldız 1 milyon evet. Uzaklıkta olduğu için normal. Soruya geçelim. Evet artık tuş kilidine şifresini ama çözmene çok, vakti. Ama o ismini bize WhatsApp'tan yazsana. Tamam okuyalım, okuyalım tamam, gerçekten tamam. De. Çok ilginç etti yani. Sen eşkıya dünyada oynadığın için sana evet. Da eşkıyalı bir soru soralım. Süper şahane. Evet. Şener Şen'in başyapıtlarından biridir. Aynen öyle. Filmi. Ben çok severim. Kaç yılında vizyona girmiştir? 1996. Ezbere. Abi hiç var ya. Hiç. Burada çünkü rakamlar verdi. Hakikaten hiç. Severim. Yani
En sevdiğim filmlerden biri ve bence kült filmlerden biri. Yani yıllarca izlenebilecek arşiv. Yeşilçam'dan sonra sinemanın bakışını değiştirdi. Kesinlikle aynı fikirdeyim. Bir de bir şey daha söyleyeceğim. Bence Yeşim Salkım'ın da en başarılı performanslarından biridir. %100. Ondan sonra da başarılı bir şey oldu mu düşünüyorum da bulamadım. Yeşim Salkım'la evet, mı ilgili? Ondan sonra başarılı bir şey yaptı mı diye düşünüyorum. Bulamadım. Sen niye şimdi salladın Yeşim Salkım'a? Salkım gözlerim diyorum yani. Yemin ediyorum Salkım gelir senin o böyle üzümlerini böyle yerinden yerinden. Yeşim Salkım öyle bir şey yapmaz. Yok saçımda yok yolamaz yani. Ya herkesin tabii ki fikri var ama ben beğeniyorum. Ondan sonra başarılı bir şey var mıydı bilmiyorum. Ya bakmak lazım ya tekrardan şimdi, muhakkak ki bir şeyler yaptı. Şöyle bir şey var. Sen çok yüksek bir şeyle başladın. Anlatabiliyor muyum? Çıta çok yüksek orada. Kadro çok iyi. Uğur Yücel, Şener Şen, işte Yeşim Salkım'ı vesairesi bir sürü daha şu an özür dilerim hatırlayamadığım isimler var. Dolayısıyla çok yüksek bir işle başlayıp hani ondan sonrasında onun çakınmak üstüne katmak kötü. Yani ya ne yaparsan zor, yap onunla analıyorsun ya bir de. Zor, öyle bir şey var. Zor. Bir popstar gibi düşün işte hala bak 16 sene geçti popstar aydan diyor. Ajda da Çikita müziği yaptı. Onun üstüne çıkamadı. O kadar çıta yükseltti ki. Ya. O zaman bu baba Çikita müziği daha bitmez. Ajda'nın sizce kendi adı mı? Gerçek adı mı Ajda? Ajda evet. Gerçek evet, ya orijinal adı. Hayır ben şey diye düşünmüştüm hep. Onda böyle bir star olma şeyi var ya. Arasa hani, seni bir akşam düet yapalım dese ne dersin? Ha oldu. Oldu. Bitirelim çünkü tahmin edelim. Şimdi o zaman hediye çekine vereceğiz. Evet. Doktorumuz Buket Kılınç. Ama ben kazandım ben alıyorum. Sevgi Ekiyor ve tamam. Estem Ayır Klinik'ten çeklerini veriyorum. Artık takipçilerimle paylaşırsın. Bunlar benim değil mi? Hepsi senin. O zaman ben de şöyle bir güzellik yapıyorum. Bunları efendim sizin kanalınızda verelim. İyi. YouTube kanalımızda verelim. Tamam. Anlaştık. Anlaştık. Tamam. Hadi bakalım. Evet bir sesten bakalım. Tuş kilidini takip etsinler ama. Efendim tuş kilidini lütfen takip edelim. Benim bir YouTube kanalım hala yok. Yani var da. Yani var da kullanmıyorum. Hala başlamadım aktif olarak. Dolayısıyla tuş kilidi en sevdiklerimden bir tanesi. İzlemeyen kalmasın. Ama sen sana da yapalım. Aktif duruma getirelim seni kendine. Olur. Tamam. Seviniriz. Konuşalım bununla tamam. ilgili. Tamam. Kaç kişi seviniyorsun? Efendim? Kaç kişi seviniyorsun? Valla içimde ayrıca böyle mi? Kıpır kıpır bir şeyler işte düşüyor. İşte bak kıpır kıpırın ilk sesinde dur. Sen bugün bence beni çok konuşturma bak. Bugün de birisiyle ilgili konuştuk biliyorsun başıma olsun, geleni. Olsun. Bir şey oldu. yaşlı kuttu. Yaşlı kuttu. O yüzden. Buradan sevgilerimiz de yok. Yaşlı kuttu. Ufukçum bugün de bitirdik ama artık 20 dakikayı da geçtik tabii ki aynen, doğal olarak. O yüzden keseceğiz buraları. Evet bu haftanın da sonuna geldik o zaman. Hadi Ufuk artık gidelim. Denize girme vakti geldi. Biz de sadece eğlence var. Aydanımızı çok seviyoruz. 3 nokta. Seviyoruz.